Geliyor mu sesim? Geliyor hocam. Evet. Şarjı bitmiş de telefonum. Şarja taktım. Ondan kapanmış. Öyle yani bu saydığım yönü mesela Metin Erksan'la Osman Seden'i unutmuşum. Bunları da ekleyebilirsin. Böyle tabii bakınca birçok yönetmen çıkacaktır karşımıza. Mesela Osman Seden'in 1956'da Zeki Müren'le çektiği bir film var. Kırık Plak diye. Şimdi Zeki Müren'in de böyle gençliği. Filme baktığın zaman siyah beyaz, yalap şalap birçok Bir film o. eleştiri yapabilirsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim son 50 yılda Türk sineması değil, dünya sineması, Türk sinemasının içine katarak söylüyorum. İlk ona sokabileceğim kalitede bir senaryo, dramaturji ve yönetmenlik dehası var o filmde. Bunu da iddia edebilirim. Bunu da akademik bir makaleyle yazarak ispatlayabilirim. Sahne sahne anlatarak. Sahne sahne. Bir defa ne demek ses tellerine kaybedip de kendini Zeki Müren zanneden insan ve insanların ona gülmesi. Ya sen bunu nasıl düşündün kardeşim ya? Onun için bizim sinemamıza başka gözle bakmak lazım. Eğer o filmi bir Amerikan meşhur star olmuş da ondan sonra starlık özelliğini kaybedip insanlar ona gülüyorlar, dram haline dönüşüyor. Çekilseydi şimdi kült film olarak bütün dünyada herkesin ağzındaydı. Ama biz bir defa kendi sinemamızın bile ne olduğunun farkında değiliz. Biz Atıf Yılmaz'ın 1971'de yaptığı Köroğlu'nun farkında değiliz. Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı. Cüneyt Arkın'ın da benim en iyi filmim dediği filmden bahsediyorum. 370 film çekmiş. Benim en iyi filmim Köroğlu'dur diyor adam. O filmi izlediyseniz Fatma Girik de orada Köroğlu'nun Ruşen Ali oynuyor. Öbürü Köroğlu'nun eşi olacak. Bolu Bey'in kız kardeşi. Bolu Bey de Hayati Hamzaoğlu zaten. Yani öyle arkadaşlar. Öyle. Yani yönetmenlere dikkat edin. Bir elin beş parmağını geçmeyen 8-10 tane yönetmenimiz var. Onların filmlerini elinizden geldiğince izlemeye çalışın ya. Yani. Öyle. Şimdilik bu ders bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Görüşürüz hocam. haftaya. Ha, gruptan film önerilerinizi atabilirsiniz. Ben de birkaç film önerisi atacağım. Şey yapalım. Ortak karar verdiğimiz bir film izleyelim bu haftada. Olur mu? Yerli yabancı fark etmez. Hocam Hı. Ne? dersin konusunu belirlerseniz hani biz de film önerisini ona göre şey yapabiliriz. Yo, siz kafanıza göre atın. Ben bir konu belirlersem o zaman daralıyor, spesifikleşiyor. O bağlamda böyle şey yapıyoruz, kendimizi sınırlandırıyoruz. Filmleri siz atın. Ben de birkaç tane atayım. Oradan ben bir tane seçerim. Ona göre de ben bir konu belirlerim. O konu üzerinden filmi izleriz. O bağlamda izleriz. Ben önce bir malzemeyi göreyim yani. Anlatabildim mi? Tamam. Tamam oldu. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.